objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 4. haftada cumartesi günü oynanacak olan Samsun Spor Keçiören Gücü maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metehan. Malum bir milli ara girmişti. Takımlar yaklaşık bir 10-12 gün resmi maç yapmadılar. Aynen. Bu hafta sonuyla itibaren ligler yeniden başlıyor. Start veriliyor ve bu hafta TFF 1. Lig'de çok yorucu bir hafta olacak. Şundan dolayı bir haftada 3 maça çıkacak takımlar cumartesi gününden itibaren. Evet. Ve hani hafta içi maçları olacak. Onu da söyleyelim. Birbirinden zorlu maçlar olacak. Cumartesi günü Samsun Spor kendi evinde Ankara Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Bu zorlu maratona ilk Keçiören Gücü maçıyla başlayacak Samsun Spor. Hı hı. Samsun Spor'da önemli gelişmeler de var. Aynen. Pulumayin'le yollar ayrıldı resmen. JJ Denizli Spor'a gitti. Başkanın açıklamaları var. Bugün bir kahvaltı vardı kulüpte, tesislerde. Orada biraz hafiften ortalık da gerildi. Mustafa Topal biraz sinirlendi Selçuk Kaya'ya. Bir şeyler oldu. Selçuk Kaya'nın yaptığı, dediği şeylerle alakalı herhalde. Mustafa Topal ona sinirlendi. Ama biz maçı konuşacağız. Yüksel Başkan'ın dün açıklamaları vardı. Başkan bizim Savicevic olayına, senin yorumlarına alakalı hala. Salim Manav'ın yayına çıkmıştı değil mi başkan? Yok, ne Salim Manav'ı? Salim Yıldız'ın bana şey. Ha, oraya mı çıkmıştı? Salim Manav'a niye çıksın? Salim Manav'a şey yok. Pardon. Stadında yapıldı zaten tamam, şey. Dündü, program. Değil mi? Aynen. Dündü. Tamam. Aynen Salim Yıldız'ın yayınıydı. İlk olarak biz maçla alakalı konuşalım. Hı-hı. Ardından tüm şeylere değiniriz. Diomande'de bir sakatlık oldu maalesef. Geçmiş olsun. 3 hafta söyleniyor ama daha aynen, da geçmiş olsun dileklerimizi ediyoruz. Deniyor. Ondan net bir açıklama yapılmadı. Samsun Spor'da gündem her zaman olduğu gibi gene çok yoğun. Cumartesi günkü maçla alakalı neler bekliyorsun? Nasıl bir maç olur? Keçiören Gücü'nde de Burak Aydın'la yollar ayrıldı. Aynen. Pendik Spor taraf için de hayırlı olsun diyelim. Mustafa şey transfer yapıldı. Kamara mıydı ismi? Oyuncu. Aynen. Siyahi oyuncu. Menemen Spor'un zaten her sene böyle siyahi transferleri var. Keçiören Gücü'nün. Çok sen pardon. Sen iyice dağıldın burada. Aynen, biraz öyle oldu. Nasıl bir maç bekliyorsun cumartesi günü? Samsun Spor'un bir de bu maçtan sonra çok zor bir maçı var, Bursa deplasmanı. Aynen. Şimdi Samsun Spor milli maç arasından önce biliyorsun Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Keçiören Gücü de Adana Spor'u 2-0 mağlup etti. Aynen. Şu anda Keçiören Gücü 3 maçta 4 puanı var. Samsun Spor'un da 2 maçta 3 puanı var. Bir haftası zaten baydı ilk hafta maçında. Şimdi Samsun Spor'da Pulumayın'la yollar ayrıldı. JJ takımdan ayrıldı. Onu söyleyelim. Furkan Fehmi Güneş Kırklareli'ye kiralık verildi. Kiralık. Onu da tekrardan söyleyelim. Evet. Forvet'e Bah transferi yapıldı. Başkan bu transferin fırsat transferi olduğunu söyledi. 35 bin euroya geldiği için. Süleyman Yılan'ın oyuncusu olduğu için. Evet. Ve hani başkana şu iletilmiş, işte hani oyuncuya bir bak işte iş yaparsa falan diye, ki zaten hani 35 bin euro da olduğu için çok fazla böyle bir külfet oluşturmayacağı için zaten başkan bu transferi aldı, yaptı daha doğrusu. Ve hani diğer oyunculara bakıyorsun, 100-200 bin eurolar, 250 bin eurolar verildiği için bu maç şey, bu para biraz çerez parası gibi kaldı. Peki sana bir şey soracağım, sen oradan öyle devam tabii. Et. Samsun Spor bu oyuncuyu deneme idmanlarına falan almış mı, yoksa direkt imzalamışlar mı? Direkt aldı. Açıkladı mı? Direkt aldı. Tamam. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu transfer, yani daha doğrusu oyuncuyu söyleyelim. Şimdi oyuncuyu tanımıyoruz. Yani. İzlemedik, bu bir. İkinci konuda şunu söyleyeceğim. Yani şimdi fırsat transfer ama şimdi bu transfer aslında Yamayago transferiyle resmen fotokopi transfer, tamam mı? Ama şimdi Samsun Spor zaten forvette ciddi bir sıkıntı yaşarken sence böyle kumar transferine ihtiyacı var mıydı? Tabii daha doğrusu yoktu. Kumar transferi lüksü var mıydı? Yoktu. Ve hani Samsun Spor'un hani bunu bana göre şu anda yapma olanağı yoktu. Hani sezon başından bir alıp deselerdi ki mesela bu oyuncu alacağız, sadece bu sene kullanmayacağız. Sadece idmanlarda deneyeceğiz, kullanacağız, bakacağız. Ona göre bir karar vereceğiz deselerdi olurdu. Ama şu anda Samsun Spor zaten Tomane belki Balıkesir maçında tamam alan açtı, bıraktı, yağsını attı, bu ayrı, ama Kocaeli Spor maçında ve önemli maçlarda, ki Balıkesir Spor maçını tekrar tekrar ölçü almıyoruz, bunu söyleyeyim. Balıkesir zaten küme düşecek. Aynen, bu küme düşecek yani, bu net belli yani. Şu tahtayı da açamıyorlar. El Aliminović geldi, adam hala yok ortada. Bu oyuncu ne zaman hazır olacak? Vallahi oyuncunun sakat olduğu söyleniyor. Hoca da dedi ki oyuncu sakat değil, bizim idman programımıza göre çalışıyor, ama oyuncu İdman sahasına bile çıkmadı neredeyse. Bakalım yani. Bu maçta nasıl olacak? Kadroya girecek mi, girmeyecek mi? Bir de Samsun Spor'un
Hani zaman kaybetme tahammülü yok. Çünkü bunu neden söylüyorum? Samsunspor'un 90 dakikalık futbol maçında maç içerisindeki 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye bile ihtiyacı var. Bak bunu neden söylüyorum? Bunu geçen sene de çok dile getirmiştik. Çünkü Samsunspor geçen sene avarajla çıkamadı. Bak maç değil, puan değil, golle avarajla çıkamadı. Bu maçta 1 saniyede yaptığın hata çok önemli bir nokta. Mesela ben sana şunu söyleyeyim mi? Bu çok önemli bir detay, aslında iyi de bir örnek. Dün Hollanda kaç sıfır öndeydi Türkiye karşısında? 6-0 öndeydi değil mi? Vallahi 1-0, 2-0, 3-0 maç gitti. Gitme yani. Gitme oraya. O kadar çok gitme. 6-0 öndeydi. Van Dijk nasıl bir hata yaptı? Mesela bir anda 6-1 oldu değil mi? Bak 1 oldu. Ne oldu? 6 avarajlık durum bir anda 5 oldu. Bak saniyelik bir hata. Evet. Şimdi Samsunspor'da da geçen sene avarajla çıkamadı takım. Çok ince bir detay. Bak bir avaraj. De direkt rakiplerini de yenemediği için aynen, diyebiliriz. Aynen. Avarajla çıkamadı. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten direkt rakiplerini yenemediği için zaten o avaraj oluştu. Ama mesela bakıyorsun işte Menemenspor karşısında verilen puan, Altınordu karşısında iki maç alınamayan puanlar. Galibiyet. Bunlar evet, önemli noktalarda. O yüzden senin her oyuncuya, her maçta çok fazla desteğin, ihtiyacın olacak. O yüzden yani Alen Milinović nerede? Şimdi bu maçta da olmazsa kadroda, Samsunspor'un kulübesinde forvet yok Tomane dışında. Mehmet Akgüz var ama Mehmet Akgüz maalesef Allah'a emanet oynuyor. Vallahi yani. Vallahi geçen bir haber vardı, Mehmet Akgüz U19 maçında şov yaptı diye, ama hı-hı, yani Mehmet Akgüz'ün orada değil. Resmi maçlarda U19 maçına zaten senle ben de gitsek yanlışlıkla bir iki hareket yapabiliriz. Çünkü şöyle, U19 maçlarında oyuncular zaten as takıma karşı oynarken onları maçtan önce tembihliyorlar. Aman sakatlık olmasın, abilerinize sert girmeyin, aynen, yavaş olun. Orada herkes oynar. Hı hı. Önemli olan Mehmet Akgüz'ün Kocaeli maçında o iki tane %100 pozisyonu atması, birine en azından. Önemli olan o, 19 maçına ben babamı da getireyim. Orada takılır çünkü şundan dolayı. U19'da oyuncuları tembih ediyorlar. Yapmayın, sakin. Ya, aman abilerinizle oynuyorsunuz. Hani bir şey olur, bir sıkıntı zaten olmasın. Zaten sakatlık olmasın diye takımlar tabii, U19 takımlarıyla maç yapıyorlar daha aynen, çok. O idman maçı, o bir şey değil ki. Yani bazı haberler çıkıyor işte, şu oyuncu idmanda şov bir. Ne yapayım ben onu, adam gelecek sahada yapacak onu. Aynen. Önemli ya değil. Zaten Samsunspor'un şu anda en büyük noktası, yine tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyoruz, forvet konusu. Tabii. Şimdi hani bak konusunda ben şunu söylüyorum. Zaten Samsunspor eğer bir transfer yapacaksa, yabancı anlamında bir de son günde. Zaten o bitti. Oraya iyi forvet yapılması lazım. Yok şimdi bah yapıldı ya son günde. Dün yani geldi zaten. Resmileşti. İki gün önce hatta, daha doğrusu. Orada elle tutulur bir forvet alınması lazımdı. Vallahi artık yönetim kararı verdi. Samsunspor'un her hafta oynayacağı maçlarda, iki takımın yapacağı atraksiyonlarda, gidişatlarda, sonuçlarda bunu zaten daha detaylı yorumlayacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var işte. Şimdi devre arasına kadar Samsunspor forvette çok büyük sıkıntı yaşarsa, devre arasında eli mecbur forvet alacak. Ama elinde senin 4 tane forvet var. Bunları nasıl gönderip adam alacaksın? Ve devre arasında kaldığın zaman da iyi oyuncu alamıyorsun. Çünkü neden alamıyorsun? Ya bu oyuncular takımlarından gönderilen oyuncular oluyor, ya da işte boşta kalan oyuncular oluyor. Yani sen bir para vererek bonservisle oyuncu alma ihtimalin çok yüksek değil. Ve alırsan da çok yüksek maliyetler ödemen gerekiyor. Samsunspor'un böyle bir maliyet ödeyecek artık şey yok, lüksü yok. Ha para var da, ya şimdi bir takımda da para var diye adam parasını har vurup harman savunmayacak yani bunu. Evet. Yüksel Başkan ne dedi dün mesela? Dedi ki geçen sene ben adam aldım, adama para verdim, gönderirken para verdim. Pulumayna mesela örnek. İşte Kore'ye geldi, adamı aldım, alırken verdim, gönderirken Yok, verdim diyor. Sana da verdi. Ona giderken verdi, hep yani alıp da gönderdi adamların hepsine, hem tamam, öncesi hem sonrası para vermek durumundaydı. Ertuğrul Sağlam'la ilgili konuşuyor mesela başkan, diyor ki ben Kanga'yı söyledim diyor. Hoca demiş, zaten bu daha önce de söyledik, ben Kanga'yı alırsanız oynatmam demiş, Kore'yi istiyorum demiş. Adam ne yaptı? Hocanın yaptığı hatadan dolayı bir daha para ödemek zorunda kaldı. Yani başkan burada ağzı çok yandı. Zaten şunu söylüyor başkan, direkt ben diyor bu sezon transferde kendimi direkt odak noktasına koydum diyor. Bazı transferlerde ben hani söyledim şunlar şunlar alınsın diye. Geçen sene diyor yapılan her şeyde, oyuncu izlemesinde önüme getirilen oyuncularda ben şunu söyledim diyor. Baktım scout ekibi istiyor, sportif direktör istiyor, hoca da onaylıyor. Ben de onayladım diyor zaten. Ben zaten geçen sene hep şunu başkana biz özellikle söylemiştik, taraftara söylemiştik yani başkanın şunu yaptığını. Herkes bakıyor, inceliyor, onaylıyor, başkan geliyor tamam diyor. Başkan orada bir dahli olmuyor. Ama bu sene birçok transferde başkanın dahli oldu. İşte mesela büyük ihtimalle hani hoca gelmediği zaman transferler oldu ya, Soner Gönül, Ali Ülgen, işte Aykut transfer. Zaten birçok Aykut gerçi başkan hoca hocadan oldu. Aynen. Aykut çok gerçi transfer hocadan sonra oldu ama hani o birçok transfer özellikle hocadan önce oldu ve başkanın şeyiyle oldu, katkısıyla oldu, onu söyleyelim yani. Ya ben orada şöyle düşünüyorum, başkan olaya el attım diyor ama Samsunspor başarılı bir transfer dönemi geçirmedi şu açıdan.
Geçen sene lig bittiğinde, sezon bittiğinde Samsun Spor'u ne yaktı? Neden Süper Lig'e çıkamadı? Forvet konusu. İyi bir golcüsü olmadığı konusu, için. Aynen. Altay neden Süper Lig'e çıktı? Payişao'yla. Giresun Spor İbrahim Abalde artı Eren Tozlu'yla. Adana Demirspor tüm takıma böldü golleri. Forvet'ten almadı. Padipba'nın son, Samet Hoca geldikten sonra Padipba çok iyi oynadı ama ondan önce Padipba yoktu piyasada. Mesela şimdi geçen sene sezon bitti. Altın Ordu'ya yarı finalde elendi Samsun Spor. Transferler başlayacaktı kulüpte. Samsun Spor'un kanayan yarası santrafor değil miydi? Aynen, acil oraya alması lazım. Samsun Spor neden o zaman iyi golcü almadı? Manisa FK Dever Orjil'i aldı. Eyüp Spor gitti. Umut Bulut artı Stanku'yu aldı. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Ümraniye Spor'a bakıyorsun. Kehinde ve Bammu gibi iki tane golcüsü. Kehinde geçen sene takımdaydı. Bammu'yu aldılar. Gitti Napolyoni'yi aldı bir de Bammu'da sıkıntı olunca. İşte Tuzla Spor'a bakıyorsun. Markus Pedersen gibi çok iyi bir golcü geldi. Gözü kapalı oynatacağın. Artman'ı aldı Bandırma Spor. Aynen öyle. Hani baktığımız zaman Samsun Spor'un kanayan yarası santrafordu. Buraya gerekli bir hamle gelmedi. Mesela Bursa Spor gitti. Tim Matavz'ı aldı. Matavz çok kaliteli bir golcü. Yani Samsun Spor, hani başkan diyor ya ben transfere el attım diye. Ama Samsun Spor'da gene planlama yanlış yapıldı. Ya tabii bazı takımda santrafor yok. Hani Tomane bu sene de iş yapamazsa büyük sıkıntı. Mesela Samsun Spor'da Gökhan Karadeniz'den başka 10 numara yok. Aynen. Hani planlama yapıldı deniyor ya. Bakıyorsun sağ tarafta Melih Okutan'dan başka gerçek orijin sağ açık oyuncusu yok. Fofana var, onu söyleyelim. Fofana da gerçek bir sağ kanat değil. Fofana da sol kanat. Aynen ama sağ açığa hani ama geçen sene Hamrun da oynayabilir diyordu herkes. Oynayamadı Hamrun. Fofana da orada oynayamazsa ne olacak? Ya vallahi Yasin'i de kesemiyorsun. Yasin takım kaptanı. Ya Fofana şöyle, Yeni Malatya Spor'da da sağ tarafta oynadı daha çok Fofana. Vallahi Fofana Türkiye'de sol kanatta kendini daha çok kanıtladı. Bak Fofana'nın futbolculuğuna lafım yok. Hamrun da çok iyi oyuncuydu. Ama da ama Hamrun sağda oynuyordu. Ama Hamrun da şöyle bir durum vardı. Hamrun zaten sağ tarafta oynayamıyordu. Ama Fofana oynayabilen bir oyuncu. Yani Fofana şöyle, daha doğrusu sen sağ tarafa koyduğun zaman da hiçbir şekilde hani orada böyle takımına katkı veremeyecek bir oyuncu değil. Fofana oynayacak bir oyuncu. Bu ayrı bir konu. Ben orada ayrılıyorum sende o konuda. Kadro planlamasında yanlışlar yaptığını düşünüyorum. Ya zaten Samsun Spor'un en büyük noktası, hani başkan ben olaya el attım diyor ya. Zaten. Mesela bence başkanı çevresinde çok net kandıran insanlar var. Başkanın parasını yani kandırıyorlar başkanı. Ben onu söyleyeyim. Bilmiyorum, başkan onlara çok güveniyor olabilir ama yani Samsun Spor'da ben planlamanın doğru yapıldığını düşünmüyorum. Vallahi hele hedef oynayacaksa bir takım. Şimdi Manisa FK'nın kadrosuna bakıyorum. Eyüp Spor'un kadrosuna bakıyorum. Erzurum'un kadrosuna bakıyorum. Kocaeli Spor'un kadrosuna bakıyorum. Yani ben Samsun Spor'un ilk ikiden çıkacağını düşünüyorum yine de ama ben başkanın eldeki imkanlarla da çok iyi bir takım yaptığını düşünmüyorum. Bence orada birileri başkanı kandırıyor. Buna menajerler de dahil. Ona oyuncu getiren isimler. Hani ayrıca başkanın çevresindeki insanlar da buna dahil. Sürekli başkanı pohpohluyorlar bir de. Basında da bu çok yapılıyor. Çünkü Yüksel Başkan'da para var, imkanları var diye. Hani başkandan bir şeyi koparırım diye. Sürekli başkana çok fazla sayıda yalakalık yapan isimler var ama ya başkanı kandırıyorlar bence. Çünkü Samsun Spor bu sene gene forvetsiz şu an. Tomane'ye bir şey olursa adam yok. Bakıyorum. Sağ açıkta Melih Okutan'dan başka adam yok. Bir de bak Diomande'ye ne dedik geldiğinde? Diomande sakat dedik. İyi oyuncu ama sakatlık durumu var dedik. Ya iyi oyuncu da ben sakat olan iyi oyuncuyu ne yapayım? Tabii ki. Mesela takımda bir JJ olayı patlamış. Başkan bunu kendi açıkladı. Benim şöyle bir yorumum var JJ ile alakalı. Ben JJ'yi haklı görüyorum orada. Çünkü ben şöyle düşün. Şimdi biz burada seninle program yapıyoruz. Diyelim benim bu programa bir yararım yok. Sen bana direkt şunu dersin. Sen burada konuşamıyorsun. Bir halta yaramıyorsun. Bir cacığa yaramıyorsun gibisinden. Mesela şöyle düşün. Saviçeviç Samsun Spor'da hiçbir şey yapmadı ki. Ben JJ'nin Saviçeviç'e patlamasını normal buluyorum. Mesela JJ geçen seneden beri takımda. Mesela Boli'ye bir lafı oldu mu acaba? Boli gene bir şeyler yapmaya çalıştı. Saviçeviç'in bu takıma hiçbir yararı yok. Başkanı Saviçeviç konusunda da çok fena kandırıyorlar. Bak, başkan diyor ki Saviçeviç topsuz oyunda çok iyi. Ya topsuz oyun ne ya? Biri bana onu anlatsın. Topsuz oyun falan diye bir oyun yok. Bak Nihat Kahveci'nin geçen çok güzel açıklamaları falan var TRT Spor'da. Programda eski bir futbolcu olarak ki Nihat Kahveci Türk futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri. Avrupa'ya gitti, kaç yıl bizi temsil etti. Birini övüyorlar ona topsuz oyunda çok iyi falan diye. Nihat Kahveci diyor ki topsuz oyun falan diye bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Topsuz oyun ne ya? Ya yakar tabii top oynamıyoruz biz. Körebe falan oynamıyoruz. Futbol bu yani. Hani birileri başkanı Samsun Spor'da çok fena kandırıyor.
Ya valla yani, zaten şimdi şöyle bir durum var. Zaten Samsun Spor'un en büyük kanayan yarası forvetti. Şimdi Samsun Spor 4 tane forveti var, tamam mı, takımda? Ya şimdi 4 tane forvetin var ama 4 tane forvetinden de ne alacağım, muamma. 4 tane forvetin olacağı yerde, yani 4 tane forvete isme parayı vereceğin yerde 2 tane elle tutulur forvete parayı verse başkan, zaten Samsun Spor'da işler tıkırında gidecek. Geçen sene de bu vardı. Samsun Spor şimdi ne yapıyor TFF 1. liginde? Tekrardan bir yapılanma yapıyor. Bunu burada yapacağı yerde biraz daha o parayı geçen sene verip Samsun Spor iyi bir forvet getirseydi zaten her türlü bu TFF 1. liginden, yani geçen seneki TFF 1. liginden çıkardı. Şimdi hoca diyor ya, Ertuğrul Sağlam gitti yani ekmek yediği yere kötülüyor. Diyor ki bu takım iyi değildi, işte hoca başarısı. Ya hoca başarısı falan yok. Ben de zaten burada başkana katılıyorum. Çünkü başkan da zaten hocayı dün eleştirdi. Yani gittiği yeri kötüledi diyor. Çok haklı başkan burada. Zaten bunu biz de söyledik. Ertuğrul Sağlam o açıklamayı yaptığı zaman da. Yani burada bu takımda sadece bir tane şey vardı. Belki orada Kanga bile gelse Samsun Spor çıkacaktı. Ertuğrul Sağlam Kore'yi getirdi. Adamı yanında oturttu ya. Ümraniye maçında yanında oturttu. Playoff maçlarında yanında oturttu. Çoğu maçta yanında. Birçok maçta yanında oturttu. Nadir oynadı hep zaten. Aynen. Yani hem bu hataları yapıyor hem de üstüne zaten ciddi anlamda bu şeyi yapıyor yani. Ya bir de şimdi şöyle bir durum var bak. Hani baktığımızda. Ya Samsun Spor'u geçen sene ne yaktı zaten, hep dedik. Forvet olayı. Sezon ilk başladığında Samsun Spor direkt golcü alacaktı. Hı hı. Yoksa Samsun Spor'un diğer mevkileri kötü değildi ki. Geçen seneki oyuncuların birçoğunu bile tutabilirdi. İki tane kaliteli forvet alıp diğer yerlere Hasan Kılıç'ı falan tabii ki de alabilirdi. Hı hı. Osman'ı, Ali Ülgen'i. Ama forveti halletmesi lazım değil. Zaten başkanın Ertuğrul Sağlam konusundaki açıklamalarında başkan sonuna kadar haklı. Hı hı. Ertuğrul Sağlam Samsun Spor taraftarlarıyla resmen kafa buldu. Kesinlikle kafa buldu. Geçen sene Giresun Spor'un kadrosu mu daha iyiydi, Samsun'un mu? Samsun çok daha iyiydi. Dalga geçiyor Ertuğrul Sağlam. Giresun Spor 25 milyon TL'lik bütçeyle Süper Lig'e çıktı. Samsun Spor 80 milyon TL'yle çıkamadı. Altın Ordu 10 milyon TL bütçeyle playoff finalleri oynadı ya. Aynen öyle. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Ertuğrul Sağlam bu ligi... Hani insanlar yakından falan takip etmiyor zannediyor. Yani Ertuğrul Sağlam'dan çok daha bu ligi iyi bilen isimler var, insanlar var. Hoca olarak da, yorumcu olarak da. Hı hı. Ertuğrul Hoca resmen insanlarla dalga geçti. İnsanların hem hayalleriyle oynadı. Sürekli dedi ki biz 25 Nisan'da Samsun'da o konuyu ekleyeyim ben sana. Yapacağız. Ben bir şey ekleyeyim ona. Şeyde kutlama yapacağız. Hı hı. Samsun Spor'u cenaze evine döndürdü. Ben onu ekleme yapayım. Hani dedin ya sen Ertuğrul Sağlam işte o dalga geçti diye. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Hani Ertuğrul Sağlam kötülüyor ya takımı. O zaman Ertuğrul Sağlam'ı Samsun Spor taraftarları sorsunlar. Desinler ki o zaman madem bu takım kötüydü. O zaman sen niye geçen sene biz 5'te 5 yapacağız? Tabii. 6'da 6 yapacağız. 10'da 10 yapacağız. Nisan'da Samsun'da işte... Coşkuyla kutlayacağız diye Süper Lig'de niye söyledin? O zaman senin takımın yetersiz açıkta deseydin ki bu takım kötü, bu takım o zaman Süper Lig'e çıkamaz deseydin. Bu kadar samimi ise ve hani bunları düşünüyorsa. Ya burada gerçekten resmen Samsun Spor taraftarlarıyla işte bu ligi takip eden insanlarla dalga geçti ya yani. Samsun Spor taraftarlarının duygularıyla oynadı Ertuğrul Sağlam. Burada çok net gözüken aynen şey öyle. Yani. Dalga geçti. Maça geçelim biraz daha. Bir de Jeje olayıyla tek bir şey söylemek hı-hı istiyorum. Jeje olayı sana da garip gelmedi mi? Oyuncu ben... Eşim Türkiye'de yaşamak istemiyor dedi. Denizli'ye gitti. Garip bir olay yani. Ya valla ben artık orada bir şey söylemek istemiyorum. Orada başkan açıklama da yaptı. Otobüse giderken Savaşev işte bir konuşma geçmiş arasında JJ'nin. O olay nereden patladı acaba? O da önemli. Ya, sağ içi bir sıkıntım var aralarında. Ya şimdi o konuyu bilemediğimiz için hiç yorum yapamayız. Hani sen dedin ya ben orada JJ'yi haklı buluyorum diye. Ben bunu sağ içi olarak düşünüyorum. İki oyuncu geçen sene bilemezsin. Sağda partnerdi. Bunu bilemezsin. Ya hani bak, acaba bak, kötü performansından dolayı mı Savicevic'in JJ ile birbirlerine girdi? Şimdi bir dakika ben o konuya geleceğim, sana soracağım zaten. Hı-hı. Şimdi şöyle bir durum var. O konuyu ikimiz de bilemeyiz. O konuyu hoca bilir, takım arkadaşları da bilir, başkan bilir. Onu hiç kimse bilemez. Şimdi neden bilemez biliyor musun? Şimdi otobüse giderken örnek veriyorum sana. Adamlar hiç futbolla alakalı olmayan bir konuyla ilgili bir konuşma yaparlar, tamam mı? Adam bir ters cevap verir, bir kavga başlar. Veya yolda bir şey gider. Savicevic JJ'ye der ki bak şu gidiyor der. Veya JJ der ki şu gidiyor der. Oradan bir konuşma açılır, kavga başlar. Hani burada şunu diyemezsin sen. JJ haklı Savicevic'e bağırmakta veya Savicevic JJ'ye bağırmak haklı, bir şey diyemezsin. Bunu tek olarak haklı diyorum. Şöyle sağ içi performansla alakalıysa haklı olduğunu ya düşünüyorum. Benim kendi görüşüm. Ama öyle de şimdi tamam sağ içinde de... Ben de şöyle düşünüyorum. Ben iyi için... oynayan, kendimi yırtan bir futbolcuyum. Yanımdaki adam hiçbir şey yapmıyor sahada ve... Tamam o cezayı da hoca keser işte. Ya tabii hoca keser onu. De şöyle ben bu sorunun saha içinden kaynaklandığını düşünüyorum. Benim kendi adıma hı-hı bence bir de JJ takımda kaptanlığı da istedi alamadı ya. Bence bu JJ'yi agresifleştirdi ki ben JJ'nin karakter olarak bu takımda kaptanlığı hak ettiğini düşünüyorum kendi adıma. Vallahi geçen ben... sene Menemen maçında hı-hı
Menemenli oyuncu yerde yatarken yalandan gitti sedyeye koydu. JJ gitti taşıdı adamı. Hiçbir Samsun Sporlu oyuncu orada tam tersi bir şey de sana sorayım vermedi. Ama sana tam tersi bir şey de sorayım. Hatta Samsun Spor taraftarını da buradan sorayım. Hı hı. Tam tersi Altay maçında da Kalitiyam'ın boğazına sarıldı. Bu bir. Evet. İkincisi, Kalitiyam'ı sindirdi orada. Tamam bir dakika sahada. Bu yanlış hareketti. Bak neden geleceğim şimdi. Ben doğru şimdi olduğunu söylemiyorum ama şöyle bir şey var. Felipe Melo da mesela Galatasaray'dayken tüm rakiplerini korkutuyordu. Melo gitti. Beşiktaşlılar lokma dağıttı. Yok şimdi oraya geleceğim. Ben yanlış olduğunu böyle düşünüyorum. Böyle oyuncular var. Şuna sahada geleceğim. Hı? Zaten hangi oyuncu olursa olsun bu yanlış zaten. Şuna geleceğim. O boğaza sarılma durumunu Samsun Spor'un birçok taraftarı alıp sosyal medya hesabında profil fotoğrafı onu yaptı. Paylaştı zaten tamam. Çoğu kişi. O yanlıştı. Neden? Şimdi bizim Türk futbolunda zaten bu hata var. Haşa, bazı futbolcuları ilah ilan ediyoruz. Neden? Şimdi bak JJ gitti. Birçok isminde yorumu var. İyi ki gitti. Küfürler falan var JJ'ye. Şimdi o takımdan gittiği için. Ha, işte zaten bunu en başta yapmamız gerekiyor. Yani o hareket yaptığı zaman da bu resimler paylaşılmayacaktı. Oyuncu üste çık. Orada oyuncu eleştirecektik. Yani Samsun Spor taraftarı için diyorum. Yaptığın bu hareket doğru değil. Oyunda sen topu ısır, savaş, mücadele et. O dediğin hareketi yap. İşte oyuncuyu götür kenara bırak. Bunlar güzel hareketler ama adamın boğazına sarılma, adama çift dalma, adama çift basma. Bunlar yanlış hareketler futbolda. Başkan şunu söyledi. O kavgada Mehmet Altıparmak demiş ki işte kendi odanızda, kendi aranızda konuşun. Orada hocanın dediği doğru bence. Halledin. Ha, doğru bu. Yani, JJ buna karşılık üstüne giderse başka hoca da şunu demiş. Shut up demiş. İşte çeneni kapat, sus demiş. Burada haklı. Burada tek haklı bir isim var. Ben sana söyleyeyim mi? Başkan haklı. Ne JJ haklı haksız bir şey demiyorum. Başkan haklı, neden haklı? Ben bu sorunun sadece saha içinden kaynaklandığını ya bunu bilemeyiz. Ama bilmiyoruz. Bunu bilemezsin. Ama tahmin yürütüyorum. Tahminde ben hani burada olur. Böyle bir şey yürütüyorum. Olsa bile burada cezayı kesecek iki isim var. Mehmet Altıparmak, ikincisi de Yüksel Yıldırım. Tabii canım. Burada hiçbir oyuncu gidip... Şimdi ben sana soruyorum. Biz halı sahada maç yapıyoruz. Şey halı sahada demeyeyim pardon yanlış söyledim sana. Şeyde bir yerde görev yapıyoruz bir şirkette tamam mı? Hı. Bir işte yanlış oldu. Sana iş arkadaşın mı gelir cezayı keser? Başındaki müdür veya patron şirket sahibi. Tabii ki de. O zaman bu iş burada aynı benim ama dediğim ben gibi. Ama ben de burada JJ'nin kendini tutamadığını düşünüyorum. JJ çünkü böyle bir yapıda. Bir tamam oyuncu. İşte tutamazsa orada cezayı işte hoca keser anladın çünkü mı? JJ kendine hakim olamadı bence. Ki zaten bu seneki Samsun Spor kadrosunda da Savicevic'in şans bulacağına inanmıyorum bu takımda. Ya Osman Çelik çok daha iyi bir oyuncu. Bunu tekrardan Dosan söylüyorum. Dosan Kılıç ben var, Osman var, Hasan Gökhan Kılıç Karadeniz var. Diomande dönerse Savicevic oynayamaz bence. Kesinlikle. 5 yabancı kuralında 10 diyorum. Şimdi maça girelim. Giriş yapalım. Bu konuya girmemiz gerekiyordu. Çünkü tabii gündemi de belirleyen noktalardan birisi. Biraz Keçiören Gücü'ne girelim. Ardından da Samsun Spor'a geçelim maçla ilgili. Şimdi Keçiören Gücü biliyorsun Burak Aydın'la yolları ayırdı. Taraftarın Uğur Utlu ve Burak Aydın ikilisinin sonunda son buldu ama Metin Uçar da gidiyor. Metin Uçar, Metin Uçar zaten gidecek. 3 maçtır hiç oynamadı. Gideceği Manisa zaten ile anlaştı. Aynen Manisa ile anlaştı. Ya şimdi Keçiören Gücü'nde şöyle bir sıkıntı var. Hocada da çok ciddi sıkıntı var. Maalesef yabancı oyunculara şans vermiyor. Mesela işte Mustafa şey geldi, Kamara geldi. Bakalım oynayacak mı, oynamayacak mı? Burası biraz belirsiz. Jibrilla nokta var. Jibrilla var, Enzeza var. Sadio Diallo Sadio var. Diallo Musal var. İskandarli var. Sadio Diallo zaten son dönemde yani son maçta oynadı biliyorsun. Asist yaptı. Musal da gol attı. Aynen. Adana şimdi Keçiören Gücü'nün son maçına bakacağım. Yabancı oyuncu anlamında bakacağım. Bak yerleri söylemeyeceğim. Hı-hı. Pululu yani Enzeza Pululu. Eze 2. Musal İskandarli 3. Sadio Diallo 4. 4 tane yabancı oyuncusu oynadı. Kulübeye baktığım zamanda da İbrahim Olavoyin vardı. 5. yabancı. Başka da yabancı takımda yoktu. Bu maçta Jibril'le kadroda bile yoktu Adana aynen, maçında. Aynen yoktu. Aynen. Yani 5 tane yabancıyla Keçiören Gücü Adana Spor maçında yer aldı. Bir tanesi zaten kulübedeydi. Şimdi Mustafa Kamara geldi. Bence büyük ihtimalle Jibril'le de olacaktır. Toplamda 6 tane edecek. Jibril'le geldiği zaman da sence ilk 11'de oynaması gerekiyor mu? Yoksa kulübeye bir oyuncu mu geçmesi gerekiyor yoksa Jibril'e mi geçmesi ya gerekiyor? İlker Püren yabancı oyunculara çok fazla şans vermiyor. Zaten bu Keçiören Gücü TFF 1. Lig'e geldiğinden beri böyle. Serkan Özbalta da yabancı oyuncuları pek oynatmıyordu. Ya şimdi şöyle bakıyorum ben olaya. Serkan Özbalta'yı ben ayırıyorum kenara çok fazla yabancı yoktu o zaman da. Bir de yabancılar kaliteli de değildi pek. Aynen yani. Zaten çok fazla olmadığı için evet. Serkan Özbalta'ya bir şey söylemem. Ama geçen seneden ben örnek alırım. Geçen sene vardı. Dodo vardı, Artmanay vardı. Hiç oynamadılar ki. Şey vardı, bir oyuncu daha vardı. Diyaliba vardı. Yani bunları kullanmadılar. Şimdi iş aslında İlker Püren Hoca'dan başlıyor. Yani oradan örnek almamız gerekiyor. Şimdi mesela Jibrilla'yı hemen kadro dışı bırakması bana bir intiba mesela hocanın. Ama bilmiyoruz burada ne var. Referans başlıyor gibi ya. Sakat mı? Korona mı? Korona mı bilmiyoruz. O yüzden ben bir şey demem hocaya bu konuda. Bu maçta da olmazsa ama tam bir referans olur. Bu maçta olur da
Yani şöyle, bu maçta zaten ben kadroya döneceğini düşünüyorum. Eğer ekstra bir sakatlık durumu yoksa, eğer bu maçta döndüğü zaman da ben kulübede çok fazla yabancı yedek görürsem, ben burada zaten bunu söylerim. Derim ki hoca burada yanlış noktayı, yanlış ya oyuncuları da kullanıyor. Çeçören kadrosu çok zayıfladı. Şimdi ilk geldikleri sene Erdi vardı, Samet vardı, Metin vardı. Bak Erdi, Samet, Metin hepsi gitti o takımda. Soner vardı Keçören Gücü'nde geçen sene. Soner zaten bu maçta eski takımla karşı oynayacak. Aynen öyle. Keçören Gücü de, Keçiören Gücü'nün durumunu biraz Süper Lig'deki Alanya Spor'a benzetiyorum. Zayıflama anlamında mı? Alanya Süper Lig'de en çok satış yapan takım. TFF 1. Lig'de de en çok oyuncu Barış satan Alper takım. Barış Alper gitti en büyük. Aynen, Barış Alper bir sene oynayıp gitti bir de. Ankara Demir'de bir de Barış Alper oynamıyordu biliyorsun. Aynen. Hep sonradan giriyordu. Bülent Hoca o zaman gene hocasıydı. Sonlara doğru giriyordu hep. Aynen. Böyle. 10'ar dakika 15. İki maçı var 11'de. Hı-hı. Sadece. Barış Alper'in Ankara Demir'de. Ya Keçiören Gücü çok oyuncu ihraç ediyor, satıyor. Hani Alanya gibi aynen. Onlar da şimdi her takım yerini doldurmak kolay olmuyor. Evet, ellerine para geliyor, bonservis alıyorlar ama şimdi hani her oyuncunun yerini doldurmak da kolay değil. Tabii yani. Hiç kolay şimdi Burak değil. Aydın da gitti takımdan. Yani sürekli oyuncu kaybediyorlar baktığımızda. Ya Burak Aydın'ın gitmesi normal zaten. Ya hani tabii TFF ama rotasyonda bir kişi eksildiler. Aynen ama TFF 1. seviyesinde yetmediği için yani kötü oyuncunun hani kötünün iyisi diyoruz ya, bunu da değerlendirmek doğru olmuyor. Ya da şöyle bir şey mi var sence? Burak Aydın, Uğurtlu ikisi birden fazla mı oluyor? Belki de bu oyuncular sadece biri oynasa yeterli olacak. Ben de sana mesela soruyorum, sence Burak Aydın mı Uğurtlu mu? Bence Burak Aydın. Burak Aydın bence de. Böyle düşünüyorlarsa da tabii, burada da yanlış var. O yüzden Keçiören Gücü'nde bazı noktalarda, hatta birçok noktada daha doğrusu, çok büyük hatalar var. Şimdi Keçiören Gücü 3 maçta 4 puan aldı. Bence gayet de iyi aslında. Bence iyi kötü başladılar. Değil, onu söyleyeyim. Bir de Eyüp deplasmanına gittiler. Aynen, zor o maçta maç da çok iyi oynadılar. Aynen. 2-1 direkten dönen toplar falan vardı. Emrullah'a geçemediler. O yüzden Keçiören Gücü gayet iyi mücadele etti. Şimdi Samsun Spor'da 2 maçta 3 puan aldı. Bir hafta zaten bay olarak İlk geçtiler. Şimdi ben bu maçla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Ben bu maçta Samsun Spor'u ağır favori görüyorum. Ben de. Onu söyleyeyim. Evet. Ben Samsun Spor'un kazanacağını, hatta bu maçta da yine skor vereceğim. Kaç, yine kaç? Hissiyatımı söylüyorum. Balıkesir Spor maçında verdiğim gibi. Ben Samsun Spor'un bu maçta 3-0 veya 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Aynı geçen sene Samsun'da oynanan 4-2 biten maç gibi düşünüyorum. O maçta ilk yarıda gol olmamıştı, hatırlıyor aynen, musun? Aynen, orada taraftarlar şunu aldanmasınlar. Keçiören Gücü 2 gol attı. Zaten bir gol 96-4'te gol oldu, maç bitti. Maç 4-1'den sonra gelmişti. Aynen, çok geç geldi. Ben aynı böyle o maç gibi rahat bir maç bekliyorum. 3-0 veya 3-1 Samsun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca ben bu maçta Hasan Kılıç'tan da bu sezonun ilk skorunu yapacağını düşünüyorum. Tomane'den yani gol bekliyorum. Gol bekliyor musun Tomane'den? Ben Tomane'den hiçbir şey beklemiyorum sezon genelinde. Ben bunu tekrar söylüyorum. Arada sezon parladığı maçlar olur mu? Saman Alevi gibi yoksa? Bu kadar mı ümidi kestin? Valla ben genel hep bakıyorum. Hani hep sen diyorsun ya işte bir 30 maçın 34 maçın 20'sinde oynuyorsa bu oyuncu iyidir diyorsun ya. Ben ya o benim anlam, kriterim öyle aynen. Ben de o anlamda zaten genel bakarak söylüyorum. Ben Samsun Spor'a yararlı olacağını düşünmüyorum. Tomane. Yani Samsun Spor'un sakatlıktan sonra ve Tomane'nin o gideceği işte para konuları falan çıktı. O zaman Samsun Spor yollara ayırması gerekiyordu. Hmm. Samsun Spor'un sezon bittiği zaman da geçen sezon direkt baba bir forveti alacaktı. Arkasında güzel bir alternatif alıp forvet anlamında o kafalardaki soru işaretini kaldıracaktı. Sence tabii şu anda Samsun Spor'da taraftarın kafasında forvet konusunda soru işaretinden fazla soru işareti yok mu? Var. Ha. Taraftarın en büyük korkusu şu zaten. Tomane gene sakatlanırsa. Aynen. Yürek deneyici şey. Sakatlanmasa da Tomane katkı verecek mi vermeyecek mi? Bu da soru işareti. Yani Samsun Spor'un tekrar söylüyoruz, forvet konusu soru işareti. Ama Samsun Spor bu maçta bana göre ağır ağır favori. Bak ağır ağır favori diyorum. 3-0 ve 3-1'lik bir sonuç bekliyorum. Ha, ben ağır favori dedim. Belki Keçiören Gücü tarafı tepki gösterebilir. Bu benim kendi düşüncem. Ben de aynı görüşteyim. Yanılabilirim. Sen de yanılabilirsin. Ben de ağır favori diyorum. Aynen. Zaten şöyle bakalım bir şey var. Samsun Spor hafta içi zorlu bir Bursa deplasmanına gidiyor. Bursa'da tribünler yüksek ihtimal full olur o maçta. Aynen. Şimdi Samsun Spor Kocaeli'de zorlu bir deplasmanda kazanamadı. Hatta yenildi. Bir de üstüne Bursa'da yenilirse, hı hı, o Bursa maçından önce kesinlikle bu maçta hataya tahammülü yok Samsun Spor'un. Zaten Samsun Spor'un Bursa maçından sonra Gençler Birliği ve Denizli var. Ardından o bizim bahsettiğimiz zorlu maçlar büyük başlıyor. Süre giriyor. Eyüp, Ümraniye, Menemen, Erzurum, Bandırma, Manisa, Eyüp. Samsun Bursa'yı yenerse 3'te 3 yapar bence. Bence Gençler Birliği'ni de yener. Gençler Birliği'nin durumu çok. Bunları zaten onu söyledik. Onu konuşacağız da. Zaten bak, önceden diyorum Gençler ben. Gençler Birliği'ni yani katmadım, dikkat edersen. Gençler Birliği, Denizli'yi ben ayırdım. Aynen, onu ayırıyorum. Gençler Birliği Denizli'den sonra başlıyor fikstür. Ümraniye, tabii, Menemen, Erzurum, Bandırma, Manisa, Eyüp. O kadar. Ki Denizli zaten güçlendi kadro, evet, olarak. Denizli maçını ben çantada keklik görmüyorum kendi adıma. Bursa maçı bu üçlük maraton, üç maçlık maratonda kritik. Onu zaten maç maç konuşacağız. Zaten dikkat ettiysen ben Balıkesir Spor maçından önce de sonra da hep şunu söyledim. Samsun Spor'un
Keçiören Gücü Gençlerbirliği maçlarını her şekilde kazanacağını söylemişti. Tabii ben kazanması bu maçta da ağır lazım. Favori görüyorum yani. Zaten bu maçta, bu iki maçta Keçiören Gücü ve Gençlerbirliği karşısında puan kayıpları yaşarsa ekstra olur. Büyük sıkıntı yaratır bu. Kesinlikle öyle. Ben dediğim gibi Samsunspor'un kazanacağını düşünüyorum. 3-0 veya 3-1'lik bir sonuç bekliyorum. Hasan Kılıç'tan da gol bekliyorum bu maçta. Bakalım nasıl bir maç olacak ama güzel bir maç olacak. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah kazasız, belasız, hakem hatasız bir maç olacak. İzleyen herkesten de bol bol beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Maçla ilgili görüşlerini, skor tahminlerini bekliyoruz. Cumartesi günü zaten maç oynanılacak. Pazartesi günü veya cumartesi günü Zoom üzerinden de yapabiliriz. Şu anda net bir şey söyleyemiyoruz bununla ilgili. Yayını yapıp yükleyeceğiz zaten. Peki sana son olarak şunu soracağım kapatmadan önce. Bu maçta Barış Baştaş'ı 11'de bekliyor musun artık? Yani beklemiyorum konusunda bir şey demiyorum. Kendi düşüncemi söyleyeyim. Bence Barış Baştaş'ta Ece Burak'ın ilk 11 oynaması lazım. Ben de aynı görüşteyim. Seninle Boli bence de 11'de oynamamalı. Başka eklemek isteyeceğin bir şey var mı? İki takıma da tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkese de iyi seyirler diliyoruz. Dediğim gibi maçın sonucunu ya Zoom üzerinden ya da pazartesi günü normal stüdyo formatımızda tekrardan konuşacağız ve yayınlayacağız. Herkese ben iyi seyirler diliyorum ve hem Samsun'a hem de Ankara'ya selamlarımı iletiyorum. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz Samsun Spor taraftarlarına verdikleri destek için. Cumartesi günü oynanacak bu zorlu mücadelede de iki takıma başarılar diliyoruz. Hem Samsun'a hem de Ankara'ya selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.